Herkese tekrar merhaba. Bozcaada Caz Festivali'nin bu yıl 6. edisyonunda şifa temasıyla beraberiz. Keşif programında bu yıl benim kürasyonunu üstlendiğim güncel meseleler, yeni olasılıklar başlıklı alanda Dünyasına İyi Bakanlar panelindeyiz bugün. Kale grubunun İyi Bak Dünyanı hareketinden yola çıkarak oluşturduğumuz bu panelde aslında dünyasına kendinden başlayarak, yola kendinden başlayarak İyi Bakanları ağırlıyoruz. İyi Bakanlar dünyasına ve kendisine iyi bakanlar bize bu iyi bakmanın ne olduğunu ve bunun aslında nasıl çerçevelendirebileceğini anlatacaklar. Panelin moderasyonunu İmece'den Zeynep Çelik üstleniyor. Panel katılımcılarımızı da birazdan kendisi zaten söyleyecek. Onun dışında bu panelde bir farklılık yapalım dedik ve biraz interaktif bir şey de geliştirelim dedik. Birazdan yine Zeynep onun detaylarını anlatacak. Dolayısıyla ben sözü daha fazla uzatmadan öncelikle Bozcaada Caz Festivali'ne ve Keşif programına geldiğiniz için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Keyifli bir panel diliyorum. Söz şimdi Zeynep'te ve katılımcılarımızda. Herkese merhabalar. Benim de önce bir mikrofona alışmam gerekecek. Ben İmece'den katılıyorum. İmece'nin şu an yöneticiliğini üstleniyorum. İsmim Zeynep. Bugünkü panelimizde dünyasına iyi bakanlar üzerine bir konuşma yapacağız ama dünyaya iyi bakmak için öncelikle kendimize iyi bakmamız gerekiyor. O yüzden bugünkü panelimiz biraz önce kendine iyi bakmayla başlayacak. Ardından çevremizle olan bağlantılarımızla devam edecek ve en sonunda aslında bu tüm yaptıklarımızla beraber dünyamıza neyi daha iyi yapabiliriz, neyi değiştirebiliriz, dönüşüm nasıl gerçekleşebilir bunlar üzerine biraz sohbet edeceğiz. Ben öncelikle katılımcılarımızı tanıyalım, panelistlerimizi tanıyalım isterim. Arkadaşlar sizin mikrofonunuzla. Ses. Herkese merhaba, hoş geldiniz tekrardan Keşif programına. Ben Muzaffer Alperen Önal. Kadınların Elinden adlı sosyal girişimin kurucu ortağıyım. 2018'inde yılında kurduğumuz ve Anadolu'daki kadın üreticilerin doğal ve organik ürünlerini büyük pazarlarla buluşturduğumuz bir sosyal girişim Kadınların Elinden. Bunu biz Sabancı Üniversitesi öğrencileri olarak kurduk ve öğrencilik hayatıma devam ediyorum. 21 yaşındayım. Hem Kale grubunun İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri'nde biraz sesimizi duyurduk. Hem de devamında işlerimizle birlikte artık piyasada sosyal girişimci olarak anılmaya başladık. Bugün de hem genç girişimci hem dünyasına iyi bakanların bir parçası olarak burada sizinle sohbet etmek için çok heyecanlıyım. Merhabalar. Okey, buradan geliyor. Ben de Sıla. Ben de Kale grubunun bursiyerlerindenim. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Ben de aynı Alperen gibi 21 yaşındayım. Burada kendimizi değiştirip dönüştürürken çevremizi nasıl değiştirip dönüştürüyoruz onun üzerine konuşacağız ve birlikte interaktif bir panel geçireceğiz diye umuyorum. Gerçekten çalışıyor, süper. Ekin ben kendimi tanımakta biraz zorlanıyorum ama çok sevdiğim bir ekip beni geçenlerde ekosistemin her yerine dokunmaya çalışan süper enerjik bir bağlantı noktası olarak tanımlamış. Daha iyi bir dünya için durmaksızın koşturuyorum. Nereye varacak yolum bilmiyorum. Daha çok başındayım. Ama özünde bugün kendimden başlayarak daha iyi bir dünya yaratmak istiyorum. Kısaca Ekin her yeni güne daha ahlaklı seçimler yaparak, daha iyi bir dünya yaratmak için daha iyi seçimler yaparak başlamak isteyen bir genç. Ageizm yapmadan, her yaşı kucaklayarak hep birlikte bugün daha iyi bir dünya yaratmaya çalışan biriyim diyebilirim kısaca. Çok teşekkürler. Süper. Herkes tanımış olduk. Burada Ekin, sorularımıza geçmeden önce aslında söylediğin şey benim çok hoşuma gitti. Yani aslında bir şeyin yolculuğun sonuna varmadan aslında yolculuktan keyif almak. Şu an aslında böyle tüm konuşacaklarımız da bununla ilintili. Yani yolun sonunda ne var ve işte daha iyi bir dünya şudur ve o noktaya gitmek istiyoruz'u tasarlarken aslında adımlarımız çok kıymetli. Bu adımları bugün konuşuyor olacağız. Tabii ki buna başlarken bir yandan benim de senelerdir içinde bulunduğum sosyal inovasyon ekosistemi var. Buradaki tüm arkadaşlar bunun içerisinde. Adım adım burayı işlemeye çalışıyoruz. Eğitimler düzenleniyor, paneller düzenleniyor, belli atölyeler yapılıyor, çalışmalar yapılıyor ama aslında bunların hepsi birer adım. Çok küçük bir adım. Daha iyiye gitmek için bir adım. Bugün de bunlardan biriyle birlikteyiz. Ben o yüzden bugünkü etkinliğe 3 değerli katılımcımız var. Onların sözleri bizim için inanılmaz kıymetli ama sizlerin de düşüncelerinden ilham almak istiyoruz. O yüzden mümkün olduğunca interaktif bir şekilde gerçekleştirirsek çok güzel olur. Dediğim gibi bugünkü panelimiz 3 kısımdan oluşacak. Kişinin kendiyle olan iletişimi ve etkileşimi, ardından çevresiyle olan iletişimi ve ardından dünya ile olan iletişimi. Ve bunları konuşurken de bazı kelimelerimiz olacak. Bu kelimelerde ortaklaşmak bizler için çok kıymetli.
O yüzden ben ilk olarak panelistlerimize soracağım buradaki kelimeler onlar için ne çağrıştırıyor diye. Ardından da sizlerden de yanıtlar alabilirsek hem panelistlerimizin yazdığı kelimelere hem de sizin için ne anlama geldiği üzerine çok daha keyifli bir sohbet olur diye düşünüyoruz. Yani aslında bugüne böyle biraz panel dedik ama daha çok bir sohbet havasına geçmesini tercih ediyoruz. İlk olarak aslında ben böyle bireyin kendiyle olan ilişkisi üzerine konuşmak istiyorum. Böyle benim de çok yakından takip ettiğim, daha bu işte kariyerimin başındayken de kitabını okuduğumda inanılmaz etkilendiğim MIT profesörü Otto Scharmer'ın aslında TRU diye bir metodolojisi var. Ve burada aslında bir dönüşüm yaratmak için öncelikle kişinin kendinde olan dönüşüm hakkında bazı adımlar atması gerektiğini söylüyor. Tabii ki de kişinin kendinde olan dönüşüm hiçbir zaman bitmiyor ama bazı adımlar atılmalı ve ilk olarak bunları düşünmeye başlamalıyız. Burada da o yüzden ilk olarak bununla başlayacağız. Şimdi ben gençler tarafında, bizim de böyle İmece tarafında işte 1500 kişilik bir genç komünitemiz var ve onlardan sürekli sorular alıyoruz, onlarla birlikte konuşuyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir söyleşide şöyle bir şey vardı, işte siz de duymuşsunuzdur. Ya iklim krizinin günlük yaşantımızda bizi etkilediği ilk nesiliz ama bir yandan bunu durdurmak için de son nesiliz. Ve bu çok büyük bir beklenti aslında. Yani gençler şu an işte Z jenerasyonu diye bir kalıp var ve bunun içerisinde insanlar çok daha böyle maymun iştahlı gibi gözüküyor olabilir. Ama aslında inanılmaz beklentiler ve büyük zorluklar var. Bu iklim krizi de bunlardan biri. Siz bu konuda bu üzerinizdeki beklenti noktasına nasıl hissediyorsunuz? İklim krizini durduracak son nesil olmak sizin için ne demek? Biraz aslında bununla başlayabiliriz. Ve buradaki bireysel olarak nasıl hissediyorsunuz aslında? Biraz onunla başlamak istiyorum. Ya aslında gerçekten bu kurduğun cümle iklim krizini bizim çözebilecek son nesil olmamız ama yaşayan da işte nesil olmamız kısmında bir karamsar geliyor kulağa. Yalan yok. Çünkü her ne kadar biz bu dünyada şu an yaşıyoruz, Z jenerasyonuna mensubuz ve birçok teknolojik adaptasyonu erken yaşadık. Fakat bizim neslimiz maalesef hala söz sahibi olma konusunda veya işte karar vericilerin arasında yer alma konusunda çok fazla yer bulamıyor. Böyle bir durum olduğu için de aslında hareketler kolektif düzeye erişemiyor şeklinde. Benim bireysel olarak hissettiğim bu durumda her ne kadar aktivizm olsa da, düşüncelerimizi dile getirsek de, bir şeyleri değiştirmek için çabalasak da sanki havada kalacakmış gibi. Burada neyin önemini hissediyoruz? Gerçekten bu almak istediğimiz aksiyonları, gerçekleştirmek istediğimiz değişiklikleri bizimle birlikte destekleyebilecek, aradaki köprü görevini üstlenebilecek ve sesimizi çoğaltabilecek kurumlar, kuruluşlar, topluluklar. Bunlar sadece sivil toplum örgütleri olmak zorunda da değil. Belki biz bugün bir plastik şişenin kullanımını bile önemsiyoruz sürdürülebilirlik açısından veya iklimle alakalı konularda çok sıkı takipçisi oluyoruz. Ama bir fabrikadan çıkan emisyonun, karbonun değişikliği gün yüzüne gelmedikçe, bu konuşulmadıkça bu çabalar çok küçük kalıyor, beyhude kalıyor ve sanki bizim neslin uğraştığı her şey boşa gidiyor gibi hissediyorum ben. Böyle bir sorunu aslında düzeltebilmemiz toplu bir farkındalıktan geçiyor. Toplu bir farkındalıkla beraber aslında yaş kısmına çok odaklanmadan, nesiller arası bağları çok koparmadan hep birlikte bir karar alabilsek sanki çözülecek gibi. Yani o yüzden Ekin'in mesela bu yaş konseptini yıkması ve aslında bu dünyamızı, gelecek nesilleri değil sadece, şu anki nesilleri de ilgilendiren önemli konuları birlikte çözmemizin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bakalım, umutluyuz ama. Yani bu konuda umutluyuz. Ben buraya şey eklemek istiyorum. Yani bize çok sorumluluk yükleniyor. Son nesiliz şeyi de söyleniyor. Ama burada gerçekten o sorumluluğu yüklerken ya Z jenerasyonu bunu düzeltecek diyen kesim de çok fazla. Ama Alper'in dediği gibi yani hani orada köprü olmak isteyen yok ya da işte sesimizi duymak isteyen insan sayısı çok az. Bu ekosistemin bu kadar küçük olmasından da kaynaklı. Ve hani şey hani onlar düzeltsin deniyor ama onlar düzeltmemiz için fırsat sağlamıyor. Birazca o kapıya hani biz açmaya çalışıyoruz ama onu gerçekten açmamıza izin vermeleri de gerekiyor. Gerçekten de dediğin gibi sıkıntı burada. Biz ne kadar bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışsak da bir noktada bu çok büyük bir ölçüye çıkması için
gerçekten toplu bir harekette bulunmamız gerekiyor maalesef. Ekin'in burada söyleyecek çok daha fazla şey vardır. Burada ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Yine geçtiğimiz günlerde yani yapılan bir tane zirvede bu konuşulmuştu. Böyle gençler bir manifesto ortaya çıkarmıştı. Bizim yaptığımız bir tane zirvede. Orada şöyle bir şey çıkmıştı. Yani belli alanlar açılıyor aslında. Hani konuşmamıza izin veriliyor ama bunların uygulanma noktasında ve dinlenirlik noktasında bazı sorunlar yaşıyoruz. Yani aksiyona geçmedikçe bizi sadece konuşturuyor olmak bu sefer dediğin gibi beyhude bir şeye doğru dönüşüyor. O yüzden aslında senin söylediğin gibi hani buradaki o genç jenerasyonun dinamiklerini eğer uygulamaya dökmezsek eğer belli problemler yaratıyor. Bu da daha büyük bir soruna neden oluyor ve bu bireysel anlamda da bir motivasyon kaybına neden oluyor. Ekin, sana aslında sen de bu alanda çok fazla iş yapan birisin. Pek çok farklı özel sektörle de bir araya geliyorsun yapmış olduğun çalışmalarda. Hani buradaki o aradaki köprü görevini gören kurumlarda da çalıştın. İşte S360 gibi belli sürdürülebilir tarafında özel sektörle bu alanı bir araya getiren kurumlarda. Sen buradaki yapıyı nasıl görüyorsun? Yani gençlerin oradaki motivasyonunu tutabilmek için nasıl çalışmalar yürütülmeli ki buradaki bu insanlar her zaman hani her gün kalktığında belli motivasyonlarla kalkabilsin ve çalışmalarını düzgün bir şekilde yürütebilsin. Çok teşekkürler Zeynep. Ya ben uzun süredir iş dünyası özel sektörde yaş kapsayıcılığı çalışıyorum bir nevi ve çok katı kurumları bu yolda kaybedecek hiçbir şeyim yok ilkesiyle bazen biraz çıkıntılık yaparak aslında onlara derdimizi anlatmaya çalışıyorum. Bence bugün bizim yaşadığımız iklim krizi, eşitsizlikler, sorunların hepsi birbirine nöral ağlar gibi bağlı ama biz hala onlara tek düze sonuçlar getirmeye çalışıyoruz ve benim burada asıl takıldığım nokta bence bizim bugün iklim krizinden önce bir ötekileştirme krizimiz var. Ve size emanet dediği anda biz öteki konumuna geçmiş oluyoruz. Gelecek size emanet, yarın size emanet. Bana bugünümü vermesi gerekiyor bütün yapıların. Çünkü geleceği bugün birlikte tasarlıyoruz, birlikte yaratıyoruz. Ve bugün verdiğimiz kararlar önümüzdeki 50 yılı çoktan etkilemeye başladı. Tam bu noktada gerçekten Alper'in de dediği nokta çok çok önemli bir nokta. Karar alıcı mekanizmaları artık gençlerin de gelmesi gerekiyor. Yani işte hadi bir genç danışma kurulu yapalım, ayda bir onlara soralım diye de danışma kurullarında gençlerin zaten oluyor olması gerekiyor. Ben bu noktada o yüzden baktığım nokta biraz daha artık bunun PR, gençin PR malzemesinden çıkarılması gerektiğine inanıyorum ve net aksiyonlar almamız gerektiğine inanıyorum. O noktada bence bizim verici olma noktamızı yapabileceğimiz çok şey var. Çok da hazırız bunu yapmaya. Ama dediğim gibi yarın değil bize emanet olan bugün aksiyona geçmemiz gerekiyor. Bununla ilgili ben de umutluyum açıkçası. Artık daha fazla sesimizin çıktığı, daha fazla yetenek olarak özellikle özel sektörü dönüştürebileceğimiz bir noktadayız. Ama dediğim gibi burada biraz daha durumu karar alıcı mekanizmaya getirmek ve gerçekten inanmak gerektiğini düşünüyorum ben. O konuda katılıyorum arkadaşlarıma. Dediğim gibi çok güzel noktalara zaten değindiler. Ve bununla birlikte bence yaratılması gereken ekosistemde gerçekten kapsayıcılıktan bahsediyorsak her sese bir şekilde yer vermemiz gerekiyor. Ve ben kendi jenerasyonumda, kendi yaş grubumda şey sorusunu uzun zamandır duymuyorum. Sen nerelisin? Gibi sorular yok. Yani biz kapsayıcılığa bir adım daha yakın olan bir nesil olduğumuzu düşünüyorum. İnsanların ne yaptığı, nereden geldiği, hangi siyasi görüşe bağlı olduğundan ziyade ne yapmak istediğin meselesinin ne olduğuyla ilgileniyoruz. Tam bu noktada bizim meselemiz de gençliğin bugün nesne konumundan acilen özne konumuna getirilmesi. Ben de bunun için umutluyum. Bugün burada konuşuyoruz, tartışıyoruz. Sesimizi çıkarmaktan bence biz korkmadığımız sürece kulak verenler de olacaktır diye düşünüyorum. Böyle. Süper. Yani aslında buradaki işte beklenti noktalarını bir noktada insanların da size belli yani işte karar verici konumundaki insanların sizlere karar verici yetkilere getirmesi gerekiyor ki aslında buradaki düşündüğümüz tüm o içsel olarak hissettiğimiz tüm motivasyonları aksiyona dönüştürebilelim. Ve hani birer adım aslında atabilirim. Yaptığınız zaten her işte de bu var. Ya bir yandan da aslında şu an her şeye çok erişilebilir bir dünyada yaşıyoruz. Yani her şey çok ulaşılabilir. Bilgi çok ulaşılabilir, insanlar çok ulaşılabilir. İşte Amerika'daki bir insana bir e-mail ile ulaşıp bir zoom yapıp aslında pek çok bilgiye erişebiliyoruz. Ve aslında şu an hepinize baktığımız zaman işte Kale Grubu bursiyerisiniz. İşte sen ödüller almışsın, sen farklı komüniteler üyesin. Yani bu kadar fazla bilgiye erişirken bir noktada kendi kimliğimizi yaratırken de bazı sorunlarla bir araya gelebiliriz. Yani siz burada kendinize belirlemiş olduğunuz roller noktasında nasıl hissediyorsunuz? Şu an dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için kendinize nasıl misyonlar yüklediniz? Ya da bir misyon yüklediniz mi? Biraz böyle bunlar hakkında da konuşmak istiyorum. İçsel olarak nasıl hissediyorsunuz şu an burada olmakla alakalı? Ben de
bence biraz şöyle düşünüyorum. Bu kadar kolay erişilebilir olunca bence kendimizi tanı. Ya bu kendine bakma derken bence sadece hani kendine fiziksel ya da mental sağlığın için, sağlığına bakma olarak değil de kendi içimize dönmemiz çok daha rahat oluyor. Çünkü işte kendimizi geliştireceğimiz kaynaklara da çok daha rahat ulaşıyoruz. Ve dediğiniz gibi yani hani Amerika'da herhangi bir eğitime de çok rahat katılabiliyoruz ve kendimizi tanımaya başlıyoruz aslında. Ve kendimizi tanıdıkça da ben ne istiyorum, nereye geleceğimi daha çok düşünmeye başlıyoruz. Ya bilgiye ulaşmanın kolay olması aslında biraz işleri de zorlaştırabiliyor. Hani evet, çok kolay kaybolabiliyorsunuz. Evet, ben de iki tarafını inceleyelim istiyorum. Çok iyi. Çok kolay kayboluyoruz bence. Yani bugün istediğimi yarın istiyor muyum noktasında soru işaretlerimiz olabiliyor. Bence burada önemli olan bu bilgiye erişirken çevremizde bizimle birlikte bu yola çıkacak doğru kişileri de bulmak. Çünkü doğru kişilerle doğru yollara gitmek de bir noktada çok önemli. O yüzden hani böyle hep neden yapıyorumu tekrar bir yola çıktığımda hep hani neden yaptığımı, neden bu yola çıktığımı tekrar hatırlatacak şeyleri yapmaya çalışıyorum ki gerçekten kendime ulaşıyor muyum yoksa kendim olmayan bir yola mı gidiyorum? Bunu tekrar aslında fark ediyor oluyorum benim açımdan bu şekilde diyebilirim. Ben de şöyle bir bakış açısı ekleyebilirim. Kendini bulmanın bir sonraki aşaması kendini bulduktan sonra genel çevremizdeki ekosistemle ve genel düzenlenmiş, belki konvansiyonel, belki modern sistemlerle etkileşim halinde olan bireyler olmamız. Burada biz yani günlük yaşantımızda mesela az önce kahve içerken şeyi konuştuk. Bilgiye erişim çok kolay olduğu için dikkat süremiz çok azaldı. Artık çok hızlı tüketim yapıyoruz. Artık hızlı tüketim sadece bir gıda değil, sadece bir fast food değil. Duyguları hızlı tüketiyoruz, arkadaşlıklarımızı hızlı tüketiyoruz. Ve dünya aslında hızlı tüketime göre şekilleniyor. Farkında olarak veya olmayarak. Bu noktada biz belki farklı çıktığımız nokta teknolojinin içinde doğduğumuz için daha hızlı çözdüğümüze inanıyoruz. Yani bu objektif olmayabilir belki. Çok genellemek de istemiyoruz ama böyle bir durumda çevremizde sürekli etkileşim halinde olmamız gereken sistemler maalesef henüz bu kadar dinamik değil. Şu anda eskiden 1 saat olan diziler 40 dakikaya düştü, 20 dakikaya düştü. TikTok gibi, Instagram gibi farklı mecralarda artık 30 saniyelere, 20 saniyelere düştü. İnsanın dikkati oradan oraya kayıyor. Pandemide insanların hayat düzeni değişti ve WGSN tarafından yapılan trend analizlerinde görüyoruz ki insanlar gerçekten bunu her yaş düzeyinde artık hayatında fark ediyor. Odaklanma problemi, konsantrasyon problemi. Sistemler buna göre dijitalleşemediğinde kendimizi bulsak bile sistemlerin içinde tekrar kayboluyoruz. Bu da farklı karşıtlıklara, farklı ayrımcılıklara yol alıyor. Aslında burada kendimizi bulurken sistemlerimizi de kendimize göre adaptif bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Süper. Ben de zaten bundan sonra hız tarafına geçecektim. Yani çok hızlı üretiyoruz, hızlı tüketiyoruz, hızlı yaşıyoruz. Ve yani şu an bu hayatın gerçekliği aslında. Yani yine Z jenerasyonuna mal edilen bir taraf olsa da bu şu an hepimizin hayatı böyle. Artık toplantılarımız, yaptığımız işler her şey çok hızlı. Eskisi gibi değil. Ama bu hıza adaptasyon gerekiyor. Ve bu adaptasyon içerisinde kendi iyi olma halimizi nasıl koruyabiliriz? Yani kendimize, çünkü kendimizde hız iyi bir şey değil. Yani işte ben hemen bu duygunun içinden çıkmalıyım diye o duygunun kökenine inmediğin zaman aslında farklı yerlere doğru dönüşebiliyor. Siz burada kendi iyi olma halinizi nasıl koruyorsunuz? Çünkü siz direkt bu hızın içinde büyüdüğünüz için direkt size soruyorum. Ve ardından da aslında whiteboard şeyimize geçeceğiz. Böyle katılımcılarımıza da duyuralım. İyi olma hali deyince sizin aklınıza ilk gelen kelime nedir? Az sonra arkadaşlarımıza da soracak. İkiniz sizinle başlayabilirsiniz. Ben aslında önceki şeye hızlıca beklemeyip öyle tamam, hıza anlaştık. Geçmek istiyorum Zeynep. Ya bu noktada şu an çok büyük bir kırılım çağında yaşıyoruz. Yani 21. yüzyıl yeni başladı diyoruz. Güç odakları azalıyor, merkezler ortadan kalkıyor. Ve gittikçe işte Ekin olarak, Zeynep olarak, yani imageden bağımsız bir varlık olarak ama imece kadar güçlü bir varlık ve marka olarak artık hayata başlamaya atıldığın noktada ben şunu biliyordum sadece kendimle ilgili yola çıkarken. Ya ben dünya için iyi bir şey yapmak istiyorum. Ve bana hep şu seçenekler sunuyor. Ya sosyal girişimde olsun ya özel sektör. Yani böyle bir şeyi hep seçmek zorundasın. Ya bu şart mı dediğimde ben kendi kendime şart olmadığını gördüm. Ya ben hiçbir yere bir kurum ismiyle gitmemeye çalışıyorum. Bir kurumu temsil etmemeye çalışıyorum. Çünkü bugün biz en azından yapmak istediğim şey bir kurumda çalışmak değil, kurumlarla birlikte çalışmak. İşte ben bir özel sektörde çalışıyorum. Bir sosyal girişimde, bir danışmanlık şirketinde farklı alanlarda Ekin olarak var oluyorum. Ve bunu
sınırları yıkmak olarak görüyorum. Çünkü benim çalıştığım özel şirkette mümkün değil aynı anda bir kişinin 2-3 yerde çalışabilmesi. Ve buna bağlı olarak da ben artık X, Y, Z, N'sine çok inanmıyorum. Gen Impact var bence artık. Yani buna kendini adayanlar, daha iyi bir dünyaya sorun çözenler ve aslında sorunu belki yaratıp ya da bekleyenler, böyle bir ayrım olduğunu düşünüyorum. 7'den 70'e birinin Gen Impact olup olmaması, ben kendimi bir Gen Impact olarak bu yüzden tanımlıyorum. Herhangi bir yaş skalasında tanımlamıyorum. Tam bu noktada da bence bağlantı noktalarına muazzam derecede ihtiyacımız var ki gerçekten bazı şeyleri anlayabilelim. Bu noktada ben bir sosyal girişimi görüp oradan dönüp şirkete gördüğümde onlar arasında bir transfer aracı olmak istiyorum. Yani Itır Hoca'yla da hep konuşuyorduk. Buradan Itır Hoca'ya böyle sevgi göndermiş olalım. Bugün sorunların kompleks çözümü için bizim tercümanlara ihtiyacımız var. Çünkü aynı masaya oturduğunda bu farklı odaklar ve gruplar maalesef birlikte düşünemiyor ve hareket edemiyor. Ben mesela bana hep şey diye soruyor. Sen kalede mi çalışıyorsun? Kale grubunda mı çalışıyorsun? Diye çok soru geliyor. Yok hayır çalışmıyorum ama burada dünyaya iyi bir şey yapmak isteyen onarıcı liderler var. Ve yolun bir şekilde onlarla kesiştiğinde, işte Rana Hanım'la, Zeynep Hanım'la kesiştiğinde gerçekten nasıl etki yaratabiliriz sorusunun peşine düşmeye başladık. Bence bizim yaş grubumuzun bugün bulunduğu nokta bu. İlgi duyduğu, tutku duyduğu alanda bir bağlantı noktası olması. Bugün ben bir kale çalışanı değilim ama kalenin yaptıklarını gördüğüm için bir parçası olmak için heves duyuyorum ve onlara bir şekilde ulaşıyorum. Bence biz gençliğin hani bulunduğu nokta neresi dediğinde tam olarak bu. Bizler meselelerimizle ilgili bağlantı noktasındayız. Hıza da böyle hızlıca, hıza da hızlıca girecek olursam aslında. Yani muazzam bir şey var. Hani o hızlandığında artık sürtünme seni yakmaya başlar halini bence şu an hepimiz yaşıyoruz. İyi olma halimizi bu hızla birlikte korkunç bir şekilde burada ben tükettiğimizi düşünüyorum. Hem sistemin sana her şeyi daha fazla yapmasıyla ilgili, özellikle bizim kuşağımıza daha fazla staj, daha fazla yer, daha fazla deneyim, her şeyin daha fazla olması. İlgilendiğin alanda her şeyi hep en iyisini yapmak zorunda olma. Nasıl yani sen vegan mı değil misin? Nasıl işte sen hala taksiye mi biniyorsun? Bu ahlaki üstüncülüğün aslında hızla devam etmesi. Sistem her yerden bizi bir şeyleri hızlandırmaya ve hep en fazlası olmaya zorluyor. Yani bunu belki daha sonra açarız ama bu sürdürülebilirlikte de böyle. Yani makbul sürdürülebilir, makbul aktivist diye bir kavram var. Tıpkı makbul insanda olduğu gibi. Her şeyi dört dörtlük yapmak zorundaymışız hissiyatı var. Bu benim iyi olma halimi çok zedeliyor. Çünkü ben bir insanım. Belli evet yaptım, yapmam gerekenler var. Ama dönüşüm bir yolculuk, sürdürülebilirlik bir yolculuk ve dünden daha iyi olmam gerekirken her şeyin bu kadar birey odaklı olması benim canımı çok sıkıyor. Yani bugün büyük kurumların pipet kullanma reklamından önce aslında deniz endüstrisini eleştirmesi gerekirken ya da işte uçaklardaki ana sorun yakıtken işte git karbon offsetle diye bana bütün suçu bireye ve çözümü bireyde ya olup da biz yapmıyormuşuz yükünü vermesi benim iyi olma halimi çok zedeliyor. Bunun hızın bir ürünü olduğunu düşünüyorum deyip çok lafı uzatmadan bu tarafa böyle paslamak istiyorum. Hemen ya Ekin muhteşem özetledi buradaki bakış açımızı. Bu hızın aslında jenerasyonlara özellikle bu Z jenerasyonu dediğimiz her ne kadar biz o şekilde de, Ekin dediği gibi Gen Impact olarak tanımlasak da en büyük zararlarından birisi de aslında hız, bilginin ulaşma hızı, medya. Artık insanlar kendilerini bulduğunda, topluluklar kendini bulduğunda medyadaki karşılıkları yine çok hızlı çıktığı için yanlış algıya neden olabiliyor. Bu yanlış algı da aslında PR malzemesine dönüşüyor Ekin'in dediği gibi. Yani Z jenerasyonu aykırıdır. Z jenerasyonu sizi yok edecek. Hepiniz hayır, biz ayrımcı bir yapıda değiliz. Biz sadece toplu bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini savunuyoruz. Ve yani gerçekten bir pipet kullanımı odur budur. PR değeri taşıdığında artık medya da yer buluyor hızlı bir şekilde. Bu da aslında kendisini bulan sistemleri ve kendisini bulan kişileri çok etkiliyor, çok zedeliyor. Böyle bir yine hızın zararlı yanı var bizim üstümüzde. Ama bir yandan da ben şey eklemek istiyorum. Yani burada yavaş yavaş ilerleyelimden ziyade yani mesela iş dünyasında Ekin'le bunu daha önce de konuşmuştuk zaten. Bizim bir şeyleri çevik bir şekilde yapmamızı sağlıyor sonuçta bu hız ve eskiden çok uzun süreç gerektiren işler şu anda çok daha hızlı halledilebiliyor. Bu teknolojinin de sayesinde olan şeyler ama bir yandan da hani hızla birlikte adaptasyonumuz da bizim de ister istemez daha gelişti ve hızlandık. O yüzden hani bir noktada bence hayatımızı kurtardığını da es geçemeyiz yani. Zeynep, yani burada hızı nereye yönlendirdiğimiz bence çok önemli. Bireyin üzerindeki tüketimi ve varlığı üzerine değil, endüstrilerin dönüşümü üzerine bir hızlı konuşmamız gerekiyor deyip böyle bunu eklemek istedim. Ben de hemen ilk baştaki konuştuğumuz kısımda şu anda aynı anda işte az önceki muhabbet gibi. Çok hızlısınız. Evet. Muhabbetlere de kayıyoruz. Şu anda ekosistemde
bizim etkileşim kurduğumuz, bütün insanlık olarak etkileşim kurduğumuz sistemlerden hızlı olan da var, yavaş olan da var. Ve bazen çok bürokratik bir şekilde hızlı olanlarla yavaş olanlar aynı zincirin üstünde. İşte Ekin'in dediği gibi bu sistemleri hızlandırmak kesinlikle bizim misyonlarımızdan birisi olmalı. Süper. Aslında zaten ben de hani hız konusuna hem pozitif tarafından hem de aslında bizim üzerimize yarattığı baskılar tarafından konuşmak istiyordum. Bence her iki tarafı da karşılamış olduk. Yani bu hızın bir şeylerin hızlanması gerekiyor. Çünkü hani böyle bir şey var üzerimizde, iklim krizini işte evet azaltacak son nesil falan gibi bir baskı varken bir noktada hızlanmamız gerekiyor. Burada yavaş hareket edemeyiz. Ama doğayla daha iç içe yaşamak ve işte o doğanın dengesine uyum sağlamak için doğada hız diye bir şey yok. O yüzden de ona da adapte olmamız gerekiyor. Yani bir ağacın büyümesini beklemek de aslında bizim şu anki iş yapış şekillerimizde uygulayacağımız bir alan. O yüzden bence de yani bir denge olması gerekiyor. Bazı yerlerde hızlanmamız, bazı yerlerde yavaşlamamız gerekiyor. Ama özellikle korona dönemiyle beraber bir şeylerin hızlanıyor olması ve aynı zamanda bizim biraz daha yalnız kalıyor oluşumuz bu hız sırasında iyi olma halimizi etkilediği böyle pek çok araştırmada da gözüküyor. Siz bu iyi olma halini tutabilmek için yani hala aynı motivasyonu, aynı dinçliği, aynı çevikliği sağlayabilmek için kendiniz nasıl rutinler oluşturuyorsunuz? Bunun hakkında var mıdır bir şeyiniz diye sizi şöyle boardlara doğru alayım. İyi olma. İyi olma, aynen. Size... Hayır, kelime. İki kelime olur. Ya bu arada katılımcılarımız da düşünebilir. Yani bu hızlı dönemde bizler iyi olma halini korumak için neler yapıyoruz? Kendinizin rutinleri var mı? Ritüelleri var mı? Etrafıyla yaptığı konuşmalar, işte belki arkadaş grubuyla yaptığı görüşmeler. Bunların hepsi olabilir. İşte bu meditasyon gibi bir şey de olabilir. Ya da dışarıya çıkmak ve başka konular hakkında sohbet etmek de olabilir. Siz yazarken bir tane geçtiğimiz günlerde iklim krizine inanılmaz kafayı takmış bir arkadaşım var. Onunla olan sohbetimizde en son şey dedi, psikoloğum bana kendi sorunlarımı çözemediğim için çözemeyeceğim sorunları çözmem gerekiyormuş gibi bir misyon yüklemişim kendime. Ondan kaynaklı iklim krizine bu kadar takmışım dedi. Hani kendi iyi olma halinin önüne koymaya başlamış artık buradaki kriz durumunu. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Başlayalım, buyurun. Ya benim iyi olmakla aslında en çok günümüzde özdeşleştirdiğim kavram manevi tatmin. Hızlı tüketimden bahsettik, hızdan bahsettik, iyi olmaktan bahsediyoruz. Manevi tatmin artık hayatta aldığımız kararlarda çok önemli bir mekanizma haline geldi. Bir ürün alırsak artık çok hızlı bir şekilde, belki 10 dakikada evimize geliyor. Belki bir kıyafet alırsak çok fazla seçenek çıkıyor. E-ticaret çok gelişti pandemiyle birlikte. Lojistik anlamda çok büyük ilerlemeler kat edildi. Bu yüzden de tüketimde, genel bu duygu tüketimi de olabilir, genel bir ürün tüketimi de olabilir, manevi tatmin sağlayan değerler ortaya çıkıyor ve bunlar bizim hayatımızı şekillendiriyor. Benim buradaki en büyük manevi tatmin aslında kendi iyi olma şeklinde bir etki yaratmak. Bir etki yaratan iş yapmak. Etki yaratırken manevi tatmin sadece sizlere kalmıyor. Yarattığınız etkiye birçok insan paydaş olabiliyor. Yani onların da manevi tatminliğini arttırmış oluyoruz. Bence özellikle şu an bu materyal anlamda çok hızlı gelişen dünyada manevi tatmin iyi olmakla çok alakalı. Kesinlikle ben de çok katılıyorum. Ben aslında Sıla senin cevabına geçmeden önce sana başka bir soru sorayım. Alper'in cümlesine istinaden. Ya burada aslında böyle yaptığımız işlerde anlam odaklı işler arayan işte gençlerin %80'i artık anlam odaklı işler arıyor. İşte purpose'ını arıyor, etki odaklı işlerde çalışmak istiyor, mutlaka değer üreteceği taraflarda çalışmak istiyor. Değerlerine uymayan yerlerde çalışmama kararı alıyor, maaşı daha düşük olmasına rağmen falan gibi aslında konular var. Buradaki hani manevi tatminle ilişkilendirdiğimiz zaman sen buradaki o anlam odaklı işlerde çalışmanın şu anki genç jenerasyon tarafından daha öne çıkmasını nasıl yorumluyorsun? Şöyle aslında bence bunu sağlamakta da aşırı zorlanıyoruz. Çünkü çevremizde sürekli bir şey baskısı da var. Yani hani
sen çok daha iyi yerlerde, kurumsal hayatta bir müdür olarak çok daha... Ya dediğin gibi düşük maaşla sen o işi seçiyorsun ama... Ben anneme 6 yıldır ne iş yaptığımı anlatamadım. İşte çok büyük bir zorluk bu yani. En yakın çevrende yani annende babanda bile bunu görmek aslında çok zor. Ve bu kararı almak da senin için hani yalnız kalmaya da hazır olman demek oluyor. Bu noktada gerçekten Alper'in dediği manevi tatmin zaten benim cevabım da biraz ona çıkıyor. Bir şeylerin kararını verirken hani benimki de fayda sağlamaktı. Yani bir şeye fayda sağladıkça oradan manevi olarak beslendikçe onu seçiyor oluyoruz. Bunun bizim dönemimizde bu kadar yani daha hani yaygın olması bence değer olarak yani daha çok çapamızı değere atmamız, kendimizi değerli hissedeceğimiz ya da işte kendimizi tatmin edeceğimiz yere gitmenin başarıyı getireceğine de inanıyoruz açıkçası. Bence biraz da bu yüzden hani manevi olarak tatmin olacaksam onu seçime gidiyoruz. Çünkü hani herkes bir noktada bu düzeni takip ediyor olursa zaten dünyayı daha iyi bir yere haline de getiremeyiz. O yüzden hani hep daha bence bu birazcık da ilk konuştuğumuz şeyde kendimizi bulma yolumuzda da değerlerimizi bulunca kendimi bu yoldan çıkaramam. Yani evet hani daha çok maaş alacağım belki burada ama benim yolum bu dediğimizde kendimize iyi baktığımızda kendimizi iyi tanıdığımızda ortaya çıkan bir şey bence. Burada şunu eklemek istiyorum. Böyle konuşmalarımızda aslında şunu görüyorum ben. İşte kendimden benim de yaşça büyük insanlar mesela bir kurumun yaptığı faaliyetleri bizim kadar iyi bilmiyor. Yani o arka tarafında o kurumun başka neler yaptığını, hani görünenin arka tarafında neler yaptığını, o şeffaflığı yeterince iyi algılayamıyor. Belki artık günümüzdeki bir değer olarak şeffaflık olduğu için şirketler daha şeffaf olmak zorunda. İşte sosyal medya bunun için inanılmaz bir araç, iletişim araçları bunun için inanılmaz bir araç. Bu noktada aslında belki biz daha fazla gördüğümüz için de daha iyi bir sentez, daha doğrusu daha iyi bir analiz, ardından da daha iyi bir sentez yapıp kendi seçimlerimizde bunu uygulamaya başlıyoruz. Hoş geldiniz. Bu biraz hani bize bu alanda tanındı belki de. Yani jenerasyon olarak ayırmayacağız ama değişen dünyayla birlikte sonuçta artık hani çok güneş geliyor. Gelişen dünyayla birlikte hem bizim yaş grubumuz hem üst yaş grupları bir şekilde kendini ifade etmekte daha rahat. Hani sesimizi duymasalar bile biz özgürce sesimizi ifade edebiliyoruz. Daha o hani basma kalıp şeyleri yıkıyoruz aslında. Bunu yıkmakla birlikte de bence bu yolu seçebiliyor hale geliyoruz. Eskiden daha hani katı kurallıydı her şey belki de. Ben çok yanlışım. Evet. Şeperleri, sınırları daha netti belki de. Evet. Ya, ama sen iki kelime demiştin. Ama ben işte kelimeler bütünü yazdım aslında biraz daha çok puan istiyorum ben. Ben burada hepsini birbirine bağlayacağım söz veriyorum sana ama. Sana gidişattan puan yok ekip. Ya burada bu büyüme hissiyatını ben çok fazla ve hızlı büyüme kanser olmakla aslında yani doğada fazla büyüyen şey kanser oluyorsa Ekin de fazla büyümemeli. Yaptığı işler ya da o bulunma halinin büyümemesi üzerine kendime telkinler vermeye çalışıyorum açıkçası. Ve burada kabullenmek, yüzleşmek, affetmek benzer bir öbek aslında. Çünkü ben özel sektörde asla çalışmam diyordum dürüst olmak gerekirse. Ama dönüşümün için özel sektörün çok acil ve hızlı eylemler atması için bir parçası olmam gerektiğini hissettiğimde bir tarafı çok iyi yaparken hala bir tarafta sorunlar olduğunu görmek bana çok kötü hissettiriyordu. Bu noktada hani greenwashing yapıp hayır biz etki yaratıyoruz söylemlerin yanında ben bunun önce yüzleşmeyi ve bunu kabullenip affedip orayı da dönüştürmek için bir şeyler yapmaya harekete geçiyorum. Bu benim için çok önemli bir nokta. Yoksa özel sektörde var olamazdım. Yani hani her şeyin mükemmel olduğu bir yarın yok. Bu parça parça dönüşen bir şey. O yüzden oradaki hatalarla da yüzleşmek ve onları affetmek çok önemli bence. Ve benim iyi olma harbin ana koruyucusu topluluklar. Ben bunun gücüne çok inanıyorum. Çünkü yalnız olmadığımı bilmek, aynı şeye niyet ediyor olmak bana çok iyi geliyor deyip bitirmiş olayım. Tamam, süper. Ben şeyi ekleyebilirim. Ya bütün aslında bu bahsettiklerimizde bence farkında olmadığımız ya da olduğumuz bir anahtar kavram var. Artık sonuçtan çok serüvene önem veren bir topluluk var dünyada. Serüvende yaşadıklarımız, serüvende kazandıklarımız deneyimler. Bu farkındalık benim çok hoşuma gidiyor. Süper. Burada ben de sizin söylediklerinize ek olarak böyle aslında senelerdir anlamlı işlerde çalışmak isteyen pek çok insan var. Sivil toplum örgütleri kurmuş, onlar da gönüllü çalışmış, onlar da çalışan olarak çalışmış inanılmaz beyinler var aslında. İnanılmaz talentlar, yetenekler var. Bir noktada ama
işte o aktivizmin altını da tam anlamıyla doldurmak gerekiyor. Yani burada farklı paydaşları sürecin içine dahil etmedikçe maalesef tek bir kurum olarak yapabileceğiniz şeyler biraz kısıtlı hale dönüşüyor. İşte paranın %80'ini elinde tutan özel sektör oyunun içine çekmedikçe ne yaparsak yapalım aslında çok büyük bir dönüşüm sağlanamıyor. Yani devletin de bu işin içinde olması lazım. Özel sektöründe işte gençlerin de akademisyenlerin de herkesin bir masa etrafında toplanıp bu toplumsal sorunlar hakkında çözümler geliştirmesi lazım. Aksi durumda dediğiniz gibi aslında hani yerimizde saydığımız ve sadece belli beklentilerin omuzlarımıza yüklendiği bir hal haline dönüşmeye başlıyor. Buradan aslında çok zaten bir önceki tarafta da konuştuk. İkinci bölümümüze geçmek istiyorum. Hani bireyin biraz daha çevresiyle olan ilişkisi. Ekin ufak oraya girmeye başlamıştı tam işte bu komünitelerle olan bağlantılarımız. Özellikle korona ile birlikte evlerde olmaya başladıkça bir şeyler aslında bir tık daha kapsayıcı hale gelmeye başladı. Yani biz de işte yaptığımız çalışmalarda hep İstanbul içinde maalesef yaparken programlarımızı bir anda Türkiye çapına yayılmaya başladık. Çünkü online artık herkesin zorunluluğu haline dönüştü ve herkes artık seve seve bu işin içine girmeye başladı. Bir yandan da aslında insanlar az önce şey dediniz ya artık nerelisin diye sormuyor kimse. Yani işte insanlar kendini tanıtırken işte ben Zeynep işte Tekirdağlıyım demiyor aslında. Ben Zeynep işte şu an şu konular hakkında kendimi ifade etmek istiyorum. Şöyle komüniteler üyeyim diye aslında komüniteler üzerinden bir anlatım başlamaya başladı. İşte girişimcilik öğrenmek istiyorsan girişimcilik vakfı var, yeni bir lider var, İmece Lab var, Kale grubunun etkinlikleri var. İşte Ashoka'nın kendi çalışmaları var. Aslında burada pek çok paydaş var ve bu insanlar çok güzel işler yapıyorlar. Ve burada da çok ciddi bir genç popülasyonu var bu kendine ait hisseden bu alanlara karşı. İşte S360 oluşturdu fellowship programı. Burada kendimizi ilişkilendirdiğimiz farklı şeyler oluşmaya başladı. Hatta bununla ilgili geçtiğimiz günlerde okuduğum bir tane makalede şey diyordu. İnsanlar eskiden kendini işte memleket ya da dinle bağdaştırıp kendini böyle anlatmaya başlarken artık topluluklarla ilişkilendirmeye başladı. İşte burada inanılmaz bir film okuma komünitesinden yola çıkıp aslında böyle sosyal girişimciliğe dair eğitimler aldığınız komünitelere kadar giden bir yapı var. Ve yalnız olmadığını hissetmek bence şu anki gençler için de inanılmaz bir alan. Biz ilk işte komünite kurmaya başladığımız zaman bize hep şey diye övgüler geliyordu. Ben hep kendi dönemimdeki, kendi bölümümdeki insanlarla sohbet ediyordum ve çok zorlanıyordum aynı konularda benzer tutkulara sahip insanları bulmak konusunda. Şimdi aslında farklı farklı komünitelerde insanlarla buluyorsunuz. Siz burada hangi komünitelere dahilsiniz? Bu komünitelerle ilgili ne hissediyorsunuz? Sizin hayalinizdeki topluluk nasıl bir topluluk? Burada hangi değerlere sahip? Biraz da isterseniz bunlardan konuşmaya başlayalım. Kim başlamak ister? Evet, bu sefer de kim başlayalım? Ya topluluklar demin de dediğim gibi umut noktasından ben almak istiyorum. Ben şanslı olup komünitenin tasarlanmasından ve kolaylaştırılmasında bulunduğum topluluklarda oldu. Bir katılımcısı olup sonrasında parçası olduğumda oldu. Bence topluluklar bugün yani yalnızlık ekonomisinden bahsediyoruz. Çok yalnızız pandemiyle birlikte birey çok öne çıktı. Ama bu bireyin öne çıkışının da birlikte getirdiği işte bağların zayıflamasıyla birlikte aslında ihtiyaç duyduğumuz bir şey var ki yola devam edebilelim. Burada mikro ve makro boyutta topluluklar artık bence günümüzde hiç olmadığı kadar önemli. Çünkü artık markalar bile topluluklarla birlikte hareket edip karar vermeye başlıyor. DAO'lardan bahsediyoruz. Merkezsiz topluluğuyla birlikte karar veren yapılardan daha şeffaf, daha aslında demokratik bir hale gelmiş yapılardan bahsettiğimizde topluluklar bence çözüm üretmek için çok önemli. Ben bu konuda topluluklara çok aşık bir insanım. Çünkü sorunları çözmek için hiçbir disiplin tek başına yeterli değil. Ama iklim krizi hakkında işte mühendis, edebiyat, tarih, tıp, ekonomi farklı alanlar bir araya geldiğimizde o sorunun kök nedenlerini daha iyi kavrayabildiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden kendi yolumuzda devam ederken çözüme gidecek yol arkadaşlarını bulmak için bence topluluklar çok çok önemli. Ben nasıl bir toplulukta isterdim? Bugün işte S360 Fellowship'te onarıcılığı yeşertecek liderlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Yine özel sektörde etki odaklı topluluklarda. Bence en önemli konu bugün toplulukların yönetimi ve hiyerarşik düzenleri. Burada bir topluluğun üyesi kendini sadece alıcı ve topluluğu kuran, tasarlayan insanların verici bir konumda olmamasına ihtiyacımız var. Ben yarı yapılandırılmış komünitelere çok inanıyorum. Birlikte karar veren, aksiyon alan ve bir çerçevesinin çizilmediği ama ortaya bir nedenin bırakılıp topluluk üyeleri tarafından oluşturulan bir şeye inanıyorum. Yani aslında ortaya bir ham madde bırakılan ve o ham maddeden ne çıkacağını yolda göreceğimiz topluluklarda var olmak. Böyle topluluklar tasarlamaya çalışıyorum ben. Orada şeyi eklemek istiyorum.
Bunu yaparken de aslında Zeynep sen de bahsetmiştin hani bir arkadaşın psikolojisini kendi meselesini çözmediği için başka meselelere bakmış. Bu komünitede bence önemli olan da bir noktada gerçekten hani çevresini düzeltmeye çalışırken hani kendi o iyi halini kendine de bakma. Yani önce maskeyi kendimize takma dediğimiz şey. Yani uçakta hani çocuktan önce kendinize takın diyor ya. Kendimi kurtardığıma emin olduktan sonra, kendimi güvende hissettikten sonra. Ama bu dediğim kesinlikle bir bencillik değil. Ama insanlar bir noktada bencil olmayacağım diye başkasına sürekli verici olduğunda da bence o komünite istediği yere gelemiyor. Ben de biraz hani bu bencillikten uzak ama öz sevgiye yakın bir şey hayal ediyorum aslında. Ben de topluluğun bir sonraki aşamasından bahsedeyim, önemli gördüğüm. Topluluklarda verici insanlar, bir şeyleri oluşturmak isteyen, benim tabirimle içten yanmalı insanlar bir araya geldiğinde, ikinin bahsettiği gibi önemli nedenler yarı yapılandırılmış şekilde ortaya konulduğunda çok güzel bir senaryo ortaya çıkıyor. Ama ufak bir eklenebilecek önemli madde var. Bu madde de aslında o topluluğun çatısında bir destekleyici güç oluşabilirse muhteşem oluyor. O topluluk gerçekten düşünceleriyle, içten yanmasıyla varken o topluluğun sesini de duyurabilecek işte bu medya olabilir, özel kuruluşlar olabilir. Bunun gibi aslında üst kapsayıcı topluluklarla etkileşimler bence yaratılan etkiyi arttırıyor. Az önce senin de bahsettiğin gibi sektörde birçok bunu sağlamaya çalışan üst topluluklar var. Ve bu noktada can suyu olabilecek farklı oluşumlar da artık özel sektör tarafından bu topluluklara destekleyici şekilde oluşuyor. Bence hep birlikte bu farkındalığı arttırabilmek için kendimiz o topluluklara mensup olmasak bile veya o topluluğu oluşturan kişilerden birisi olmasak bile bu toplulukların var olduğu sistemleri takip edip haberdar olmalıyız. Bunlardan verebileceğim bir örnek, yine bugün Dünyasına İyi Bakanlar olarak buradayız. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri 4 farklı kategoride mesela girişimleri olduğu yerden veya toplulukları olduğu yerden dışarıya doğru destekleyici bir şekilde sesi oluyor, güç veriyor. Bunun gibi aslında topluluklardan, ödül törenlerinden, hepsinden haberdar olmak bence önemli bir madde toplulukların yaşayabilmesi için, sürdürülebilir bir şekilde. Ben de, sen de galiba çok küçük bir şey mi ekleyeceğiz? Benim de burada öğrenmeye ben biraz aslında hızlıca girmek istiyorum. Çünkü burada sistemlerden bahsettik. İşte Kale'nin oluşturduğu bir özel sektör ve sosyal girişimlerin birbirinden öğrenme hali, bugün İmece'de yapılan şey, yani İmece'de gerçekten birbirinden bir öğrenme durumu var. Bu bence kilit bir nokta çünkü biz üniversiteleri yitireli çok oldu ve öğrenme için yeni metotlara bence ihtiyacımız var. Bunu da ben toplulukların birbirinden öğrenme halini çok önemli buluyorum. Ve bu sistemlerde işte kurulan sosyal girişimlerin senin anlattığın örnekte birbirinden öğrenmesi, Kale'nin sosyal girişimlerden öğrenmesi, sosyal girişimlerin Kale'den öğrenmesi gibi bu öğrenme süreçlerinin de topluluklarda inanılmaz önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten iki taraflı bir kazanma, yani o win-win dediğimiz şey sağlandığında bence zaten hem başarıya ulaşıyoruz hem de tatmin oluyoruz. Bir de şeyi de ekleyeceğim, yani hani sesimizi duyuramıyoruz diye motivasyonumuz düşüyor dedik ilk bölümde. Burada aslında sesimizi daha çok duyurmaya başladıkça, destek aldıkça ya da ortak derde sahip olduğumuz, ortak değerlere sahip olduğumuz insanlarla birlikte olduğumuzda motivasyonu kırmak da biraz imkansız hale geliyor bence. Daha çok evet. Ya buradaki ses konusu gerçekten önemli. Bundan böyle bir işte 7-8 yıl önce işte girişimcilik konuşulmaya başladı. Tabii ki dünyada vardı ama hani Türkiye'de çok daha böyle şey konuşulmaya başladı. Çok daha sert, işte bir sürü girişimciler, seri girişimciler falan. Ve ne zamanki öğrenci kulüpleri burada çalışmalar yürütmeye başladı. Ve özel sektörün gündemine girmeye başladı bu konu. Hemen işte kuluçka programları, hızlandırma programları, hemen böyle bu programlara karşı bir yatırım başladı. Ve işte bundan bir 5-6 sene önce de aslında sosyal girişimcilik konuşulmaya başladı. Bu sefer dünyanın daha bir tık daha gerisinde kalarak daha hızlı yakaladığımız bir alandı bu. Ve yine öğrenci kulüpte, yani öğrenciler konuşmaya başladı, gençler konuşmaya başladı, talep etmeye başladı. Yine özel sektörün gündemine girmeye başladı. Yani buradaki o sesi duyurmak aslında hiçbir zaman tam olarak nafile bir çaba olmuyor. Çünkü en azından ilk etapta konuşulmaya başlanıyor. Belki sizler için bir şey yapılmaya başlanıyor. Hani sizlerle birlikte kısmı da biraz daha sonra gelecek. Ama hani şu an sizler sesinizi duyurabildiğiniz için aslında şu an buradayız. Ve şu an bunlar konuşuluyor. Sistemde bunlar, ekosistem büyümeye başladı bunlar sayesinde. Ben aslında biraz da böyle izleyicilere dönmek istiyorum. Burada böyle bir koyu bir muhabbet dönüyormuş gibi oldu. Ben hiç bu tarafa dönmemişim bile, yani onu anladım.
Var mıdır böyle hani sizlerin topluluklar hakkında konuşmak istediği, dahil olduğu komüniteler, bu alandaki belki kendi kurduğu bir komünite, korona döneminde dahil olduğu ve inanılmaz hoşuna giden, hala devam edilen bir yapı var mıdır? Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mıdır? Yoksa biz burada öyle iyi mi? Kaya'dan Youth for Good'u dinlesek mi Zeynep? Kaya'dan Youth for Good'u tabii ki ben seve seve dinlerim. Merhaba, ben Kaya. Ben de aslında korona döneminden önce başlattığım bir Instagram sayfası vardı, Youth for Good diye. Daha sonrasında bu üçüncü senesine yaklaşırken bunu bir gençlik topluluğuna dönüştürme adımı attık. Geçtiğimiz haftalarda 20 genç bir araya gelip bu Youth for Good'un geleceğini birlikte tasarlamaya bir niyet ettik diyeyim. Benim de aslında bu umudumu korumam topluluklar sayesinde devam ediyor. Ekin'in bahsettiği fellowship programlarında İmece Lab'in içerisinde kendi meseleme ortak hayal arkadaşları buldukça aslında umudumu koruyabiliyorum, motivasyonumu koruyabiliyorum. Diğer türlü yalnız kaldığımı hissettiğimde ya da nasıl diyeyim, biraz daha böyle başarısız olduğumda, fail hissettiğimde içime kapanabiliyorum ya da hani vazgeçmeye daha yakın oluyorum, ama bir arkadaşımdan bunun etkisini duyduğumda ya da işte yaptığımız o etkinin gerçekten birilerine dokunduğunu, geri dönüşünü aldığında tekrardan motive olup devam etme gücü bulabiliyorum kendimde. O yüzden ben de geleceğin topluluklarda olduğunu inanan taraftayım. Arkadaşlarımın söylediği her şeye katılıyorum. Çok güzel ifade ettiler. İyi sohbetler. Bırakamayacaksın gibi. Ya korona dönemiyle birlikte aslında ben bundan önce aslında işte İmece'nin kuruluşunda da atölyede çalışıyorduk. Ve aslında ben komünite kavramıyla, komünitenin bir uzmanlık alanı olarak içeride bunun bir işte ünvanının olmasıyla aslında atölye sayesinde tanışmıştım. Ve aslında komünitenin çok önemli olduğunu o yüzden İmece'nin en başlarında biz atölye sayesinde öğrenmiştik. Ve ardından aslında korona dönemi bunu belki biraz daha pençinlemiş olabilir. Ama işte az önce hani yaklaşık bir saattir konuştuğumuz noktada da topluluklarla büyüme konusuna hepimiz aslında vurgu yaptık. Yani bireysel olarak yaptığımız aksiyonlar tabii ki çok kıymetli. Ama bunu ancak topluluklarla yaptığımız zaman büyük adımlara neden olabiliyor ve sistemsel bir dönüşme neden olabiliyor. O yüzden aslında artık böyle komünite inanılmaz aranan bir yetenek haline dönüştü. Yani sektörde ya ben böyle biraz şey ekosistemin HR'ı gibi çalışmaya başladım. O yüzden böyle insanlar sürekli bana şöyle bir işte yetenek ihtiyacımız var, işte kimi önerirsin falan gibi sorular soruyor ve burada inanılmaz fazla komünite tarafından gelmeye başladı. Hazal da bizim ekibimize bir yıl önce geldi ve komünitelerimizden sorumlu. Onun da söyleyecek birkaç sözü vardır diye düşünüyorum. Merhaba herkese. Evet, ben İmece Lab Gençlik Komitesi'nin sorumlusuyum şu anda. Şöyle hissediyorum ben aslında bu hani komüniteler, topluluklarla ilgili. Böyle herhangi bir toplanmayı yaptığımız an kendi adıma da bireysel olarak çok iyi hissettiğimi fark ediyorum. Yani çünkü insanların fikirleri var, denemek istediği şeyler var ama hani oturduğu yerden onu tek başına nasıl harekete geçireceğini bilmiyor. Herkes aynı cesarette değil ve bu çok normal aslında, herkesin aynı cesarette olmaması. Bence o anlamda topluluk olmak yanındakini harekete geçirmek adına çok keyifli oluyor ve de mesela benim aslında tam olarak aynı yaşlarda sayılmasak, aynı jenerasyondan sayılmasak da kendi topluluğumuzda şey beni çok tatmin ediyor. Çok şey öğreniyorum. O motivasyon beni çok gaza getiriyor. Şimdi bunu kapayalım, başka bir şey daha yapalım. Şu da yapılabilir hevesi yaratıyor. Bir de çok yetenek görmüş oluyorsun. Hakikaten Image Lab Gençlik Komitesi'nde ben ondan çok etkileniyorum. Yani dert var. Dertlerle ilgili çözümleri kendi zihinlerinde oluşturuyorlar ve hani ya şunu da yapsak mıyla geliyorlar. Bence çok özel bir şey o anlamda birlikte olmak. Ve de beni de bireysel olarak motive eden bir şey olmuş oluyor. O anlamda topluluk olmanın önemini ayrı bir kişisel tatminde sağladığını düşünüyorum birlikte hareket etmenin dışında. Başka isteyen var mı?
miydi mikrofonu? Küçük bir şey ekleyebilirim. Birazcık bu oturumu da co-designerlardan birisi olarak sevgili Emre ile birlikte tasarlamıştık. O yüzden de hani benim için de çok keyifli ve hani düşündüğümün de ötesinde ve acayip insight, içgörü aldığımız bir oturum oldu. Ben Kale grubunu temsilen buradayım. Ve özellikle Bozcaada Jazz Festivali'ndeki tüm ekibe de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir oturuma ev sahipliği yapabildiğimiz için. Çok kısaca hani bu komünite ve özel sektör ilişkisi söylediğiniz hakikaten bizim de hani çok merkezimizde yer alan bir husus. Hem sosyal girişimcilik hem de belki de Emre ile birlikte de ilk hani fikirsel aşamasını geliştirdiğimiz Kale Tasarım ve Sanat Merkezi kapsamında aslında orası İyi Bak Dünya'nın entelektüel merkezi olarak konumlandırdığımız ve tasarım, sanat ve sosyal girişimcilik ile ilgilenenlerin buluşturduğumuz alaylı veya okullu olup olmasından bağımsız bir derdimiz vardı. Bu derdi de aslında birazcık projelendirerek işte şu anda İstanbul Kalkınma Ajansı ile bu komünitenin altyapısının yönetilmesi, hani o alana daha fazla hareket çekilmesi, hem de dediğin gibi biraz önce sosyal girişimcilik, özel sektör, tasarımcıyla sosyal girişimci, sanatçıyla sosyal girişimci buluşabileceği böyle hibrit ve bir arada hani kesişim kümeni oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de aslında hani bu anlamda özel sektörün çok fazla öğrenmeye açık bir noktaya geldiğini, geleceğini, gelmek zorunda olduğunu da düşünüyorum. Onu da iletmiş olayım. Teşekkürler. Ben de şöyle bir şey ekleyeceğim. Aslında bütün bu konuşmacılara ve katılımcılar arasında tanıdığım yüzlere baktığımda toplulukların ötesinde generalist insanlar görüyorum. Ve topluluklardan bahsederken de son dahil olduğum bir topluluk, dünya böyle uluslararası bir generalist topluluk. Generalist ne demek? Kendimi de böyle atfettiğim için son yıllarda söylüyorum. Tek bir dikeyde uzmanlaşmayan, birçok dikeyde farklı fikirleri, farklı ilgi alanları olan. Çünkü sadece uzmanlaşmak değil, bir konuda ilgi alanınızın olması da önemli. Yani o yüzden şu an sahnede oturan insanların da aynı anda tarımla, iklim kriziyle, gençlikle, gelecekle, birçok konuda ilgi alanı var ve bence güzel olan şey bu. Bunun neden önemli olduğunu ve yeni nesilde önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden tek bir hayat çizgisi vardı. En azından önce kendi ebeveynlerimden sonra bana gelen. Kendimi de ona dahil ediyorum. Çünkü ben kültür sanat alanında bir eğitim aldım. Yıllarca kültür sanat alanında çalışmaya devam ettim. Ta ki işte az önce Zeynep'in bahsettiği atölyeyle tanışana kadar. Sonra bir anda hayır, senin daha fazla aslında ilgin var. İlla bunu kültür sanat alanında kullanmak zorunda değilsin. Bu alanların hepsi generalist alanlar denildiğinde ve ben tamam dedim, böyle bir kavramla karşılaştım ve bir toplulukla birlikte işte az önce yine altına çizilmesi öğrenme. Yani nasıl ki Rana özel sektörün çok öğrenmeye ihtiyacı var ve bunu açığız dediğinde ben de aynı şeyi bizim için düşünüyorum. Öğrenmeye açık oldukça generalistlerin daha çok yükseldiğini göreceğiz. İleride bir mühendisin mühendislik yaptığı, bir mimarın mimarlık yaptığı, bir işte işletmecinin işletme veya bu alanda çalıştığını görmeyeceğiz. İleride bu insanların kendi yetkinliklerini diğer yetkinliklerle harmanlayıp çok başka şeyler yaptığını daha da çok göreceğiz. Çünkü şu an görüyorum. Yani hiç kimse, şu an sahnede oturan hiç kimse şu okulda şunu okuyorum demedi. Farkında mıyız? Yani kimse ne okuduğu üzerinden kendini artık anlatmıyor. Yine az önce dediğiniz gibi çalıştığımız iş yerleri veya dahil olduğumuz topluluklar bizi bunu yönlendiriyor. O yüzden sahnede bir mühendis, bir mimar veya işte bir işletmeci yan yana geldi temel fıkrası gibi değil. Yani sahnede gerçekten farklı generalist insanlar görüyorum ve beni bu heyecanlandırıyor deyip tekrar. Burada Rana az önce bir KTSM üzerinden top attı ama ben başka bir way forward'da aslında yeri gelmişken göstereyim dedim. Topluluk konusu son dönemde bizim de üzerine çok çalıştığımız bir konu oldu. Tabii şimdi ben aynı zamanda Sivil Düşün Avrupa Birliği programının da danışmanlarından biriyim. Önümüzdeki, zaten bu seneki fokusumuz olarak toplulukları aldık ama önümüzdeki sene Ocak itibariyle de hani takvimde biraz şaşmalar olabilse de bir topluluk inkübasyon programı gibi bir program başlatıyoruz. Onu da buradan şimdiden haberini vermiş olayım yeri gelmişken. Daha çok bu konuda çalışmak isteyen, biraz daha bu konuya kafa yormak isteyen ve kaynak alanında da eksiklikleri olan topluluklar için önümüzdeki sene itibariyle böyle de bir yeni bir öğrenme, kaynakla buluşma alanını hazırlıyoruz şu an. Bir şey yok. Benim bir sorum olacak izniniz olursa. Ekin nerelisin? Teşekkür ederim. Çok merak ettim. Çok gündeme geldi de.
Merhaba Kadir ben. Öğrenme topluluğuyla ilgili ben de şunu eklemek isterim. Pandemi döneminde kullanıcı deneyimi üzerine ben çalışıyordum bu zaman. Akıllı araçlar, otonom sistemler üzerine. Tam 9 tane arkadaş lisanstan birbirimizi hiç görmediğimiz arkadaşlarla bir öğrenme topluluğu kurduk. Kullanıcı deneyimi üzerine. Ve sonra öyle güzel içerikler ürettik ki Türkiye'nin en büyük şirketleri bize gelip eğitim verir misiniz dediler. Bu içeriği üreten arkadaşlar inanın lisans öğrencileri ve aldıkları dersle ilgili içerik üretiyorlar. Üniversitede öğretim görevliliği yapan biri olarak söylüyorum ki açıkçası artık birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Çünkü bilgi çok hızlı değişiyor. Tüm yorumlar çok iyiydi. Aslında her birinden sonra ufak bir yorum yapmak istedim ama kimseyi de bölmek istemedim. Ama Emre senin söylediğine gelecek olursam. Ya şöyle, dünya değişirken aslında maalesef eğitim sistemimiz bu kadar hızlı değişemiyor. Ve aslında aldığımız lisans eğitimleri, yüksek lisans eğitimleri aynı hızla dönüşemiyor. Yani isimleri belki topluluk yönetimi diye bir şey olsa da aslında şu anki topluluk yönetimini tam olarak anlatmıyor. Ya da işte pazarlama dediğimiz şey amaç pazarlamasına hiç girmiyor. Hala reklamcılık dersleri alınıyor ki hani iyi üniversitelerden bahsediyorum hani tırnak içinde iyi üniversitelerden. 1980'lerin kitapları okutuluyor. Yani o yüzden aslında şu an sizin yaptığınız gibi topluluklar üzerine bir akademi, bir eğitim gerçekten çok zor bulunuyor. Bunların artması lazım. Bence bu inisiyatiflerin artması lazım. Tabii ki de özel sektörün destekleriyle ya da işte sizler gibi delegasyonların destekleriyle birlikte artması lazım. Çok kıymetli buluyorum. Çok sevindim o yüzden bunu. Ayrıca da konuşmak isterim. Süper. Yani şimdi süremizi de kullanmak istiyorum. Kusura bakmayın. Son bölümümüze doğru geçiyorum. Aslında panelimizin de adı olan dünyamıza iyi bakma konusu üzerine biraz daha konuşmak istiyorum bu noktada da. Öncelikle yine sizi biraz whiteboardlara alacağım. Dünyadaki sorunları düşününce sizi en çok dertlendiren mesele nedir? Böyle en sizin kalbinizi kıran, rahatsız eden mesele nedir? Bir tane Ekin. Meseleden başlayabiliriz. Böyle siz de yazarken. Tamam olur. O zaman böyle arkadaşlar yazarken mesela Ekin'in sizce meselesi nedir? Ne yazmıştır sizce? Var mı tahmin? Bayağı tanıdık artık. Bir saattir sohbet ediyoruz. Umursamazlık. Güzelmiş değil mi? Bunu yazayım. Var mıdır başka tahmin? İletişimsizlik yazmış olabilir. Sınırlar yazmış olabilir. Çok güzel. Bak Ekin neler geldi. Beklentileri boşa çıkarmasın inşallah. O zaman Ekin seninkini açalım. Ben eşitsizlik yazdım çünkü bugün iklim krizinin de yaşadığımız sosyal sorunlarında eşitsizlik olduğunu ve çalınmışlıklarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden iklim krizi de bir eşitsizlik ve bir çalınmışlık. Doğru. Bu yüzden eşitsizlik demek istedim ben. Süper. Sıla'nınkinin tahmini var mı Sıla'ya? Eşitsizlik yazmıştır deniyor. İklim değişikliği pardon. Duyarsızlık geldi. Bakalım mı seninkine? Benimki de kopya çektiği için. Daha genel halini yazmış benimkinin. Ya benimki fırsat eşitsizliği aslında yani doğru diyor Ekin'de. Yani şu an iklimden konuşuyorsak da bence bu da bir fırsat eşitsizliğinden kaynaklanıyor. Yani hani bütün burada derdimiz sesimizi belki duyuramama. Ben bu noktada da yani hani bunu da çözmemiz gerekiyor. Çünkü hani herkesin derdi de bu sefer ortak olamıyor. Fırsatlarımız aynı olmadığı için. Yani şu an bizim elimizde olan şeyleri sunanlar sayesinde elimizde aslında. İlk bölümlerde de hep onu söyledim. Bize imkan
sağlanacak ki biz bir yerlere gelelim. Bu noktada yani Kale grubunun bir bursiyeri olarak da yani bizde bu fırsat eşitsizliğini engellemek için zaten hani her alanda destek sağlıyorlar. Bugün burada olmamı sağlama da olsun, kendimi kültür sanat alanında geliştirmem de olsun, teknik know-how kazanacağım imkanlar da olsun. O yüzden hani fırsat eşitsizliğini çözebildiğimiz zaman zaten dünya çok daha rahat ve kolay bir hale gelecek. Bir hale dönüşecek. Çok haklısın. Dur daha tahmin alacağız. Ben ipucu verebilirim. Eşitsizlik yazmadım. Güzel. Var mıdır tahmin? Alperen'inkinde. Evet. Eyleme geçmemek geldi. Evet. Var mıdır başka? Değersizleştirme. Siz ne dediniz? Bireysellik. Denilmiş olabilir. Evet. Hadi açalım. Beni en çok rahatsız eden mesele ayrıştırıcı yaklaşım. Yani gerçekten aslında çok alakalı yazmışız. Ekin kopya çektiği için. Yani ayrıştırıcı yaklaşım az önce hepimiz topluluklar hakkında konuşurken aslında birleştirici, multidisipliner yaklaşımları konuştuk. Ayrıştırıcı yaklaşım dünyada hep olmuş. Hala oluyor. Hala da olacak büyük ihtimal. Ama o ayrıştırıcı yaklaşımı biz etki edebildiğimiz ölçüde ne kadar bitirebilirsek bence birçok sorun çözülecek. Yani sonuçta hepimiz insanız, hepimiz dünyadayız, aynı yerde yaşıyoruz, aynı gemideyiz. Ve diğer birçok artık klişe gelen sözler doğru sonuçta günün sonunda. Burada işte en azından sonuca gidene kadar o dediğim gibi serüvende ayrıştırıcı yaklaşımı olabildiğince bırakmak bence hepimizi kurtaracak meselelerden birisi. Çok teşekkürler. Sizleri en çok dertlendiren meseleler nelerdir? Var mı söz almak isteyen? Hepinizi var dertlendiren mesela. Benim bildiklerim de var şimdi. Paylaşmak isteyen var mı? Şey, aman tadımız kaçmasın. Evet evet aynen. Belki dertlerin içinden seçememiş. Olabilir. Merhaba. Konuşmanın yarısında... garip geldi sesim. Konuşmanın yarısından itibaren dinledim sizi. Başa yetişemedim ama şöyle ben de Z jenerasyonuna yetiştim. Ve bu yaptığınız şeyin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu zamana kadar hep böyle bizden büyük ve çok farklı insanları dinledik ve böyle mesela burada benimle yaşıt kişilerin olması bile ve konuşması bana çok güzel hissettiriyor. Her neyse geçelim. Eşitsizlik çok güzeldi bu arada. Ve çünkü hepimizin aklında bir şeyler var, bir şeyler kuruyoruz. Ama bazılarının elinde çok daha fazla kaynak var. Bu noktada da şu geldiğimiz burada bile ve şunu düşünüyorum. Bu eşitsizliği yenmenin yollarını ararken bize böyle işte, sivil düşünden biri var burada hala, işte Kale grubundan birileri var ve şu sıralar çok fazla böyle imkanların arttığını görüyorum ve bu eşitsizliğin bir şekilde yenilmeye çalışması ve bizimle, bizim gibi gücü olmayanlarda gerçekten güce sahip olan insanların bunu böyle bir köprü olarak, yani köprü kurmaya çalışmaları ve bizimle iletişime geçip bunu çözmeye çalışmaları benim çok hoşuma gidiyor. Bunu söylemek istedim sadece, yani böyle başka bir keyword'üm yok şeyle, sorunumla ilgili. Ama gerçekten eşitsizlik güzeldi ve bunun sorunlarını aramak da çok güzel. Böyle, teşekkür ederim. Bu paneli ilk tasarlarken Emre ile konuştuğumuzda işte gençlerin bakış açısı ve işte gençlerle ilgili konuları hep böyle işte 50 yaş üzerindeki tırnak içinde söyleyeceğim beyaz erkekler konuşuyor kısmına biraz daha yok neyse ki şu an görmüyorum o profilden var aklımda da. Hani hep böyle aslında burada gerçekten hani bu şey değil hani tek kişiler üzerine gelmemize bile gerek yok. Hani dünyada bile aslında gerçekten bu konuları hep işte akademisyenler, gençler şöyle, gençler böyle, gençler şunu istiyor, gençler bunu istiyor falan. Ama hani gençler tek bir karakter değil, gençler tek bir kişi değil.
Burada aslında çok farklı sesler var, çok farklı yorumlar var, çok farklı deneyimler var. Ve dediğiniz gibi çok farklı fırsatlar var ve hepimizin elindeki kaynaklar da çok farklı. Yani siz Kale grubunun bir burs programına dahil olduğunuz için sağladığınız kaynaklar, kiminin ailesinden kaynaklı sağladığı kaynaklar, kimi iyi bir akademisine denk gelmesinden kaynaklı sağladığı, herkesinki çok farklı. O yüzden beklentiler farklı ama dünyada bazı meseleler var. Bunun çözümü için aslında ortak çabalara ihtiyaç var. Hani aslında bu paneli tasarlarken de o yüzden şu an burada ben yaşlı kaldım yani öyle. ve aslında hani biraz da yavaş yavaş son sorumuza doğru geçiyorum. Şimdi aslında böyle sizi dertlendiren, rahatsız eden meselelerle ilgili konuştuk. Burada eğer sınırsız bir yetki alanınız olsaydı, hani sınırsız bir kaynağınız olsaydı demiyorum. Hani bunu böyle sadece maddi anlamda bir şey ya da sınırların kalktığı bir şey olarak düşünmeye gerek yok ama bir yetki alanınız olsaydı, karar verici gerçekten bir mercide olmuş olsaydınız şu an, şu noktada. Kimleri görevlendirdiniz, nasıl bir aksiyon planı çıkardınız şu an yazmış olduğunuz bu meselelerle ilgili? Çok çetrefilli bir konu bu arada yani. ben bir girizgah yapayım, sonra size bırakayım. Aslında başında biraz değinmiştik. Evet, yani onları bir toparlayıcı olsun son sorumuz için. Evet, yani kesinlikle korkutucu geliyor kulağa böyle bir sorumluluk. Çünkü çabalamak, sorumluluk için uğraşmak, sorumluluğu almaktan çok farklı. Orada özgüven önemli bir nokta. Ama özgüvenin devamında da yeterlilik. O görevi üstlenebilecek yeterlilik. O görevi üstlendikten sonra sürdürülebilir ve dayanıklı şekilde devam edebilmesini sağlamak. Bunlar çok önemli meseleler. Ama eğer bugün böyle bir yetkiye sahip olsaydım, kesinlikle yine burada en büyük destekçi topluluklar olurdu. İlgi alanları farklı noktalarda olan, ama meselelere multidisipliner bir şekilde, aslında az önce uzun uzun konuştuğumuz kısımlardan bahsedecek yetki alanındaki kişilerle sürekli danışarak, sürekli istişare ederek birçok noktada sistemleri hızlandırabilecek şekilde. Yani şu anda ben ilk başta buraya geldiğimizde konuştuğumuz gibi meselelerin çok fazla bireylere, öznelere yüklendiğini hissediyorum. İşte dünya senin yüzünden bu hale geldi, okyanusu sen mahvettin, senin yüzünden penguenler ölüyor. Hayır. Bireylere bu kadar yüklenmek doğru değil. Bunları bu yüzden topluluklar yükleniyor. O yüzden topluluklar sırtını alıyor. Herhalde yetkiye gelseydim ben bu yükü bireylerin üzerinden özel sektör ve kurumlar başta olmak üzere dağıtmaya çalışırdım. Yükü dağıtmaya çalışırdım. Kesinlikle daha birlik olmaya itecek ve hani herkesin birlikte başarılabileceği bir karar mekanizması oluşturmak çok daha sağlıklı olurdu. Ve buna ek olarak bence daha çok kesimden insana o birlikte o yetkiyi vermesi gerekiyor. Çünkü hani tek bir taraftan bakıyor olmak bir meseleye sağlıksız oluyor. Tabii bunun karar şey olunca bu kişileri seçmek de eminim ki aşırı zor olacak ama olabildiğince çok renkte insana yer vermek çok daha sağlıklı bir süreç olacaktır. Bir şey daha söyledik mi? Aslında bir tane oyun var. Aslında böyle söylediğin şey inanılmaz oyun. İşte SDG'lerle alakalı böyle ortaya bir mesele atılıyor. Atıyorum toplumsal cinsiyet eşitliği gibi bir SDG atılıyor ve etrafta aslında farklı profiller var. İşte sen bir öğrenci olarak oradasın, sen işte ülkenin başbakanı olarak oradasın, sen özel sektörü temsilen oradasın, sivil toplumu temsilen oradasın, bir işçi olarak oradasın. Herkesin böyle farklı görevleri var. Biri bir şey söylediğinde aslında diğerinin ayağına basmak ya da işte onun ne kadar etkisi vardı, böyle o dengeleri kurmak. Gerçekten oyun saatlerce sürüyor. Bir orta yollar bulunabiliyor ama gerçekten sistemsel bir bakış açısı gerekiyor. Birinin orada hani şu an bunu böyle adil bir şekilde kurmamız için böyle bir sisteme ihtiyacımız var diye öneriler getirmesi gerekiyor. Her açıdan bakmak gerekiyor ve bence hani bu kişiler sadece işte teknik anlamda gelişmiş olması değil. Yani hem vicdanı olması gerekiyor hem donanımı olması gerekiyor. İkisini bir arada sahip oldukça değiştirip dönüştürüp hani gerçek şeye ulaşabiliriz. Ekin çok kara düşündüm. Evet, ya bu noktada şey aslında hani dönüşüm dediğimiz şeyin bir ütopya oldu. Yani bu sistem bize hep ütopyalar kötüdür dedi ya, ütopya, o ütopya diye. Hayır, o gidilecek bir, yani varılacak bir nokta değil. O bir ufuk çizgisi. Ona doğru hep yürümemiz gereken bir nokta.
Tam buraya giderken de sanırım en kırılgan kesime en çok söz vermeyi ben sağlardım. Ben donut ekonomisi workshopları yaptığımızda işte öğrenciler, üst düzey yöneticiler, bir sürü insanı bir araya getirmeye çalışıyorum. Ve buradan şu soruyu soruyor. İklim krizinden, cinsiyet eşitsizliğinden en çok etkilendiğini düşünen kimse onlar host olsun. Anlatımı onlar yapsın istiyorum. Çünkü bugün aslında sorunumuz çok küçük bir kesimin çok büyük kararlar verip en dezavantajlı, en kırılgan kesim hakkında çok büyük sorunlar yaratması. Yani gelirin %1, yani dünya nüfusunun %1'i gelirin neredeyse çok büyük bir kısmına sahip. Ve onun yarattığı iklim krizi Madagaskar'da bugüne kadar belki de hiç karbon salımına sebep olmamış birini en çok etkiliyor. Tam bu noktada en çok etkilenen, en kırılgan kesimin karar alma mekanizmasına geleceği daha merkezsiz bir şey yaratmaya çalışırdım herhalde deyip toparlayabilirim. Ben şunu eklemek istiyorum. Belki çok ütopik bizim bu yetkiye hemen böyle parmak şıklatınca sahip olmamız. Ama bu yetkiye sahip olmadan aslında hepimizin odaklanabileceği bir kavram var bence. Egoları kenara bırakmak. Yani yetki, sorumluluk, görev bilinci ego ile çok bağlantılı. İnsanlar egolarıyla kararlarını diretiyor. İnsanlar egolarıyla karar veriyor. Bu noktada aslında insanları mutlu etmek veya en yüksek egoyu beslemek yerine dünyayı iyi bakmak. Evet. En önemli kısım. Bizde böyle şeyde Sainat'tan bir makalemiz vardı. Ekosistemden ekosisteme geçilmeli diye. Kesinlikle katılıyorum. Bir de az önceki ütopya dedin ya, yani ütopyalar tukakalaştırılıyor diye. Orada geçen güzel bir tabir duydum. Navtopya diye. Aslında hani o ütopyanın şu anki halini nasıl tasarlayabiliriz üzerine gitmiş bir sözcüktü. Benim bayağı hoşuma gitti. Belki hani bir sonraki yıl yine burada bunu konuşuyor olabiliriz. Ya çok keyifli bir paneldi. Gerçekten herkese çok teşekkürler. Yani bugün böyle kendimizden başlayarak aslında etrafımızda olan ilişkiler ve bunun dünyaya olan yansımaları üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirmiş olduk. Herkese çok teşekkürler katılımcı olduğu için. Umarım sizler de keyif almışsınızdır deyip galiba süremizi. Ben çok kısa rica edeceğim bir son. Genelde bu tarz etkinliklere katılımcı olarak veya konuşmacı olarak katıldığımda yıllar içinde bir şeyi gözlemledim. Bu tarz çok olumlu, pozitif ve güzel sohbet etmemiz bazen insanlarda olumsuz düşüncelere neden oluyor. Aa, bu insanlar bu kadar şey yapmış, işte ben kendim başlamadım. İşte bu hani yaşla da alakalı değil. İnsanların bireysel iç motivasyonuyla alakalı. Çünkü gündelik hayatta sosyal varlıklar olduğumuz için çok fazla sorunla uğraşıyoruz. Benim naçizane kendim uygulayıp çözdüğüm bir sorun olduğu için o iki tavsiye vermek istiyorum naçizane. Hiçbir şekilde siz, biz, hiçbirimiz birbirimizle kendimizi karşılaştırmamalıyız. Bu ilk tavsiyem. İkincisi de hiçbir zaman hiçbir şey için geç kalmadık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.